Uzun zamandır beklediğimiz Diablo 4 sonunda çıktı ve bazılarımız oynama şansına erişti bile. Bu video bir inceleme videosu değil. Bu video bir eleştiri videosu da değil. Eleştiri de incelemeye yakın birazcık. Çoğu insan inceleme videosu çekerken ben kendim inceleme videosu çekmek istemedim. Ki zaten çekemezdim çünkü henüz oynama şansına sahip olamadım maalesef ki. Oyunu keşke alabilseydim de. Neyse, şimdi ona üzülmenin zamanı değil. Ben bu videoda peki ne yapacağım? Bu videoda Diablo ile alakalı bilgilerinizi ölçeceğiz. Evet, Diablo ile alakalı 12 soruluk bir test hazırladım ve bu 12 sorudan kaç tanesini doğru yapabileceksin bakalım. Hadi başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Diablo serisini hangi şirket geliştirmektedir? Electronic Arts, Activision, Blizzard Entertainment, Lion Studios. Cevabımız Blizzard Entertainment olacaktı. Evet, bildiğin için sana teşekkürler. İkinci sorumuz gelsin bakalım. Diablo serisindeki olaylar nerede geçmektedir? Tassant, Hellfire, Revelon, Sanctuary. İkinci soruyu da yaptıktan sonra üçüncü soru gelsin bakalım. İyice moda bağladım ya. Spiker gibi konuşmaya başladım. Neyse, soruları çözmeye devam. İlk Diablo oyunu hangi yılda çıkmıştır? 1993, 1994, 1995, 1996. Birazcık zorlaşmaya başlıyor şimdi. Dördüncü soru gelsin. Diablo 4 oyununda ana düşmanımız olan Lilith'in babası kimdir? Inarius, Mephisto, Ratma, Lilith'in babası bilinmiyor. Beşinci soru birazcık kafa yormanızı isteyecek bir soru. Bütün Diablo serisindeki ana düşmanımız olan Diablo'nun ruh taşını paramparça eden kişi kimdir? Baal, Maltail, Archangel Tyrael, Archbishop Lazarus. Soru ise Diablo 2 ile daha çok aşina olduğumuz bir karakterden geliyor. The Dark Wanderer olarak bilinen Prens Aedha'nın kızı kimdir? Escila, Adria, Lee, Gillian. Eğer oynadığın bosslara dikkat eden biriysen ve gerçekten ayrıntılı düşünebilen biriysen bu soruyu cevaplayacaksın. Diablo 3'te Act 3 bossu olan Günahın Efendisi olarak bilinen Asmodan'ın eşi kimdir? Cydia, Gillian, Kallium, Andaria. İşte bu gerçekten baba bir Diablo 4 sorusu. Bunu bilirseniz artık diyecek bir şey yok yani. Sen bir Diablo ustasısın. Yani sen git Diablo posterlerini al odana. Yani tablo diye as yani. Ben de başka bir şey demiyorum. Diablo 4'te bir akademisyen eski bir çağırma formülünü keşfetmiştir. Bu keşiften sonra kim akademisyene Lilith'i çağırmasını emretmiştir ve hortlaklar yani gul yabaniler tarafından öldürülmüştür? Elias, Oradrim, Tyrael, cesedi paramparça olduğu için bilinmiyor. Biraz çelişkili bir soru. Diablo 3'te Act 1'deki boss kimdir? Cupid, Alidir, The Butcher, Infernal Gatekeeper.
birazcık kolay bir soru. Bence bunu bilirsiniz. Diablo serisinde günümüze kadar hangi oyun en hızlı satış yapmış ve aynı zamanda geliştirici şirketin en hızlı satan oyunu olmuştur? Diablo, Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4. Azıcık da Lord'dan uzaklaşalım. 11. sorumuz gelsin. Diablo 2'nin remastered versiyonu olan Diablo 2 Resurrected hangi platforma çıkmamıştır? Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 5. Son soru gerçekten çok hardcore bir soru. Yani bunu çoğu kişinin, yani Diablo'yu bayağı oynamış bir kişinin bile çok yapabileceğini düşünmüyorum. Yani bayağı zor bir soru. Hani bunu da biliyorsan artık, hani ben Diablo oynamadım yani. O kadar işte. Bu arada ben bile bilmiyordum bunu. Hinlik olsun diye araştırıp koydum. Bunlar neden söyledim? Neyse, son sorumuz gelsin. Hangisi Diablo romanlarından biri değildir? Bartuk'un Mirası, Siyah Yol, Şeytanların Çığlığı, Gölge Krallığı. Testimiz bu kadardı. İzlediğin için sana çok teşekkür ederim. Bakalım kaç tanesini doğru yaptın, kaç tanesini yanlış yaptın. Yorumlara yazmanı bekliyorum. İstersen yazabilirsin tabii. Gönül isterse. Ne istersen onu yap. Ama videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Bu da bana olan desteğin olsun. İzlediğin için sana tekrardan çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, iyi ki varsın. Oyunlar hiç bitmesin diyelim. Merhaba, ben Tuğçe. Videomu izlediğin için sana teşekkür etmeyeceğim. Veya seni tebrik de etmeyeceğim. Çünkü sen sadece bu videoyu izlediğin için değil, hayatının her alanında bir teşekkürü ve tebriği hak eden bir insansın. Oyunlar hiç bitmesin. Senin de mutluluğun. Uzun zamandır beklediğimiz Diablo 4 çıksa. Ay giremem. Uzun zamandır beklediğimiz Diablo 4 sonunda çıktı ve çoğumuz oynama imkanı. Uzun zamandır beklediğimiz Diablo 4 çıktı